Zorunda olmuş. Drama, drama, drama. She was attacked by a raccoon. Oh. İyi. Bazen kötü. Sıkıldım, sıkıldım. Hocam bilmiyorum. Ama ben eve gideceğim. Hayır diyemiyoruz değil mi? Mesut Süreyle ilişkin eski gibi oldu. Öncelikle hoş geldiniz. Radyo Bilkent'in 24 Kasım Öğretmenler Günü özel röportajındayız. Adınızı ve Bilkent Üniversitesi'nde hangi bölümde ders verdiğinizi öğrenebilir miyiz? Andreas Treske, İletişim ve Tasarım Bölümü. 1998'den beri buradayım. Crystal Whetstone at the International Relations Department. Tura Çakalmaz, ben Tarih Bölümündeyim. Mert Öztürk, ben de Tarih Bölümündeyim. İsmim Ekin Kılıç Ezer, Grafik Tasarımı bölümünde ders veriyorum. En çok beni Gra 209 Grafik Design for Non-Majors'tan tanırlar. Onun dışındaki derslerin hepsi grafik bölümüne. Ne kadar zamandır birlikte çalışıyorsunuz? 5-6 sene oldu. Oldu. Kendinizi 3 kelimeyle tanımlar mısınız? Ay çok zor bir soru. Drama, drama, drama. Oh. Oh. Cat lover as one word. Birbirinize de olur. Güzel yarışması gibi oldu. Fan of global politics, it's really hard and carefree. Sıra çocuğumuzu tanıtayım. Komiktir. Göstermese de iyi çalışır. Rahat geçinir. Hakikaten. Mert hocamızla da çalışmak keyiflidir. Çalışkan bir insandır. Gezmeyi de sever. Çok anlatır. Bütün dünyayı gezmişliği var. Sinema, video, synthesizer. En sevdiğiniz şarkı nedir? En sevdiğiniz şarkı? Türkiye'de uluslararası. Fark etmez. Ama hazırlıksız oldu şimdi bu. Hocam, Mesut Süre'yle ilişki testi gibi oldu biraz. I'm kind of obsessed right now with that Lil Jon song where he's like popping every night because every night's like his birthday. I forget the name of the song though, but it's very catchy. Sırrını vereyim mi? Tabii. AC/DC çok sever. Kendisinin böyle bir gençlik hatası var. AC/DC dövmesi olmasından dolayı. Ama görmediğim bir yerde olduğu için yokmuş gibi davranabiliyorum. Ama başkaları görüyor sanırım. Yani AC/DC dedik ama ben komple baştan aşağı bütün listeyi dinlerim. Yani böyle bir ayırt edemiyorum böyle. Human League, Listen to the Voice of Buddha. Bu aralar Beyoncé dinliyorum. Şu yeni parça var ya. He won't break my soul. Musiki seviyoruz ayrıca, yani bir hem AC/DC de dinliyoruz ama o yüzden... Mesela Suresh'in sevmediği ama benim sevdiğim Pink Floyd mesela. Evet. O çok sevmez, ben onu severim. Hey You severim ben. Türkçe. What's his name? Çıkıdım çıkıdım neydi? Tarkan ya. Tarkan bu benim kardeşte mecliste söyledi onun da. 90, ne zaman 97. Okuldan çıktığınızda en çok yaptığınız aktivite nedir? Sergi gezerim. En sevdiğim ve en çok vakit harcadığım ama açılışları sevmem. Gezmeyi severim saatlerce. Yürüyorum. Severim. Yani Ankara'da bir kahve içmeye gidiyoruz. Evet, bir klasiğimiz. Yani Bilkent özelinde. Özel Bilkent Lisesi'nde ilkokulda kızım okuduğu için ilk bir onu almaya gidiyorum. Tam okuldan çıkmış olmuyorum ama. Well, you know, it's my first semester at Bilkent. So mostly right now I continue to work. Benim de biraz meslek ve normal hayatta karşıyor. Onun en çok yaptığım aktivite filmle. Eve iş götürüyorsunuz. Evet, öyle. Ekmek. Unutamadığınız bir öğrenciniz var mı? Varsa neden unutamadınız? Çok var. Böyle bir iki tane kendime daha yakın hissettiğim öğrenci var tabii. Ama çok öznel bir şey bu. O yüzden isim vermek istemem. Onlar kendilerini biliyorlar. Başarısız olanları da unutmuyor değiliz tabii. İz ediniyoruz yani. Oh, kaç tane var? Compton çok var. Beraber yaşıyoruz. Devam beraber yaşıyoruz. O da bitmedi. Şeyde Nisan'da Ekin Bernay, Ali Matay, Berk Tokay. Valla kimse şimdi isim söylüyorsa ayıp oluyor. Öpür öğrenciler ama çok var. Münide'den çok var. Var tabii ki. Serdar var. Ortak bir öğrencisi. Ortak. Yok, ben tanıyorum. Yok pardon, senin de öğrencin oldu. Sonra benim benden de öğrencim geçemedi. Oldu. Geçemedi. Sonra Mert Hoca'dan aldı, geçti. Evet, çok... Ama çok sever ikimizi de. Biz de onu severiz. Takım çalışmalarında biraz sorun yaşayan bir öğrenciydi. O yüzden onu unutmuyoruz. Ben arada hala derste örnek veririm kendisine. Yıllar önce ben çoktan mezun olmuştum. Mustafa diye bir öğrencim vardı bu Doğu Kampüs'ten, turizm bölümünden. Çok enteresan bir çocuktu. Sadece kendi sorumluluk almak isteyip kimseye güvenemeyen, takım çalışması yapılmaması gereken yegane kişidir. Sizin öğrencilerinizden öğrendiğiniz şeyler nelerdir? Çok çok fazla şey öğreniyorum. O yüzden okul dönemlerini çok seviyorum. Bitse de gitsek de oluyor. Ama çok yeni bakış açıları, linkler öğreniyorum. İşimiz tasarım çünkü ve hep sohbet içinde geçiyor. Kritik, discussion, sohbetler içinde geçiyor. Onlar da benden öğreniyordur umarım.
Oh, countless things. You know, students are great because they all bring different sort of background, different sort of knowledges, so you can learn so much from your students. And especially now that I'm here in Turkey, so my area of research is Latin America and South Asia. I don't know much at all about Turkey, so just talking with my students in everyday conversation right now, I'm learning a ton. Valla, devam etmek. Hayatın dersi ve çalışmanın dışındanın şeyler çok var. Çok farklı bölümlerden bizim öğrencilerimiz oluyor. Biz tek bir bölümün hocası olmadığımız için bundan dolayı tabii ki değişik alanlardan değişik bilgiler arada alabiliyoruz. Bu yeni tarzı, yeni jargonu, ne bileyim bunları öğreniyoruz aslında. Eğitim hayatınızda size ilham veren bir öğretmeniniz oldu mu? Evet. İlhan, tercüme edebilir misin bana? Of course, of course. I had a history teacher who was very cool, very funny. Turns out she taught me a lot of things incorrectly, but you know she was trying her hardest and it made me like want to learn more. Tabii ki oldu. Özlem Özkal. Burada çalışmaya başladığımda hala buradaydı Özlem hocamız. Bir dönem sonunda İstanbul'a gitti ve haberi duyduğumda ağladığımı söylemek istiyorum. Çünkü beraber çalışma fırsatı bulduğum Ben burada okudum bu arada. Beraber çalışacağız dedim ve gitti. Buradan da selam söylüyorum. Bayılırım. En fazla bana ilham veren de Profesör Johannes Müller. Eski Doğu Almanya'nın film okuluyla teknik profesör. Sonra ben Münih'de onun asistan oldum. Beni hoca yaptı o. Çok hatırlamıyorum adını ama bir coğrafya hocamız vardı. Onu da bir unutmam yani kendisini. Bir konuda uzmanlık nedir? Bir konuyu ne kadar iyi bilebilirsini anlatan birkaç öğretmenim oldu gerçekten. Bunlardan çok enteresan bir şekilde ikisi de dil öğretmeniydi. Biri İngilizce öğretmeniydi, biri de Tevfikret'te küçük bir maceram var. Oradaki Fransızca öğretmenlerinden biriydi. İyi ki öğretmen olmuşum dediğiniz bir anı paylaşır mısınız? Hocam bilmiyorum ya. Geçen hafta Ankara Film Festivali'de mezunlardan şimdi master programda yapan Nur Özkaya var. Ödül vermediler ama sahnede Nur'un isim söylüyor. Konuşuyorlar bütün herkesin önünde ve ben valla iyi hoca oldum ve iyi benim öğrenci oldum ve böyle şeylere çok mutlu oluyor. Bir dersten sonra bir mail geldi bana birkaç hafta önce. Bilgisayar dersi. Yani bilgisayar dersi biraz sıkıcı bazen. Ve bir öğrenci şey yazdı. Hocam ben anladım ben. Ne oldu falan da. Ve bana ilkokul öyle öğretmenin şey, lisele falan da öğretmenin şöyle şöyle davrandılar. Ama siz farklı davrandınız. Beni çok mutlu etti. Ve onu unutmayacağım bu maille ya. Çok şeyler var. Küçük şeyler. Küçük. Ben bunu her gün yaşıyorum ya. Sınıfta çocuklar yeni projelerle, yeni fikirlerle böyle heyecanlı gelince tamam diyorum ben bu yüzden buradayım yani. Bana ilham veriyor, bana enerji veriyor. Yani ben her dönem derse ilk girdiğimde aynı şeyi söylüyorum açıkçası. Hep heyecanlanırım. Sanki ilk kez giriyormuşum gibi. Bir 15 dakikada geçer. Güzel heyecanlar bunlar. Seviyorum ben öğretmeyi. Okul dışındaki hayatımda Türkiye'de hatta dünyada biri hocam nasılsınız diye bir anda bir yerden böyle bana doğru geliyor, koşuyor falan. O çok enteresan oluyor gerçekten. Böyle unutuyorum şey diyeyim kayak merkezlerinden biri. Duruyorum orada kaymıyorum. Çocuğum biri geldi böyle board yapıyor. Kapalı her yeri tabii ki şey işte gözlükler. Önümde durdu hocam nasılsınız falan diye. Anlamadım da kim olduğum. İyidir falan sağa sonra çıkar. Anladın ya her yerde başıma gidiyor. Bu çok hoşuma gidiyor hakikaten. Çok keyifli bir şey. Tuhaf öğrenci bahanelerine örnek verebilir misiniz? Oh, the best one I had. I was teaching international human rights. She was attacked by a raccoon. Her boss validated it, said, here's her health report. So it was an actual case of a raccoon attack, but it did impair her completing her assignment on time. Çok güzel bir tane var. Bölümümüzde seminer ve workshoplar yapmaya çalışıyorum. Ders kapsamları dışında öğrencilerimize destek olsunlar. Dışarıdan tasarımcı ve sanatçıları çağırmaya çalışıyorum. Yine bir öğlen seminerimiz var. Öğlen saatine biraz kala işte dışarıda karşılaştık. Ben de insanlara haber veriyorum. Geliyorsunuz değil mi diye. Bir arkadaşımız bana şöyle dedi. Hocam bugün benim dersim yok dedi. Dedim ki daha iyi işte hani falan. Ama ben eve gideceğim dedi. En iyi bahane herhalde buydu. Anlayamadım ne demek istediğini. O kendini biliyor. Ha. İlk senede bir öğrenci vardı Volkan. Geldi ilk stüdyo derste. Hocam ben duramam. Nasıl ya? Ya oturamam. Nasıl ya? Dolaşmak zorundayım falan. Bilmiyorum ki bahane mi bahane değil mi? Ama bütün stüdyo derste hep dolaştı odada. Hiç oturmadı. Öyle şeyle. Ama ben şey dedim sen çıkmayacaksın. Dolaşabilirsin burada. Ne gidebilirsin? Öyle sola sağla falan da fark etmez. Çok çok tuhaf da bir şey görmedim ben. Yeni teknolojiyi de şeyini çok seviyorum yani böyle hocam kaza yaptım ama bu da fotoğrafı falan sınıfa böyle giriyorum 10 dakika sonra mail geliyor. Lastik patlamış, arabanın önü yok falan gibi böyle. Ben tabii üniversitedeyken böyle bir şey yapma şansım yoktu. Dil dökmek gerekiyordu artık. Orada bir tirat yapacaksın. Küçük.
Teslim zamanı artık son an. Mail geldi. Odanızda yoksunuz. Hayır dedim, odadayım. Maile cevap geldi. Odanın fotoğrafını çekmiş. Ama yanlış oda. Cevap verdim. Dedim oda o değil, oda bu. Sınav kağıdında gördüğünüz en komik cevap nedir? Ödevlerin başında bir özet kısmı var. Bunları yalnız bir de biz İngilizce olarak abstract'ini istiyoruz. Son dakikaya kaldığı için galiba Translate'e koymuşlar. Projede Nuri Kablan isminde biriyle alakalı. Translate de bunu Nuri Cable diye çevirmiş. Bunu da bu şekilde teslim ettiler. Translate o kadar kötü çevirmiş ki, yani işte Türkiye Cumhuriyeti Trabzon'da kurulmuştur. Padişah elçilere gösteri düzenlemiş. Kendisi kalkmış gösteri yapmış falan yani. Translate'in, çok gelişti Translate. Evet, artık o zamandan bu zamana çok gelişti. Evet, bugün böyle şeyler o kadar görmüyoruz ama. Draft. Alacağız. Kendileri de draft üstünde notlar düşüyorlar tabii. Yani sen şunu yap bak, ben bunu hallettim. Bayağı değişik bir not vardı işte. Tanki diyor, sen, ben diyor bunu şey yaptım. Pampa diyor, sen de çak diyor bu dipnotu buraya diyor. Ondan sonra bilmem ne, bana gelmiş bu böyle geldi. Birbirinizle olan muhabbetinizi kağıt üstünde hani göndermeden önce bana bir silin. Bir silin ki yani buna maruz kalmayalım. Ben yazılı sınav yapmıyorum, stüdyo hocasıyım. Ama şundan bahsedebilirim. Bir sunumda gördüğüm en komik şeylerden biri bu sene oldu. Üçüncü sınıf öğrencilerimizden biri sunumu yaparken Comic Sans karakteri, yazı karakteriyle sunum yaptı. Bizde o bir tabudur, Comic Sans sevilmez falan. Bize tabii hemen tepki verdik Atıl hocamla. Comic Sans kullanmışsın, evet falan dedi. Yani çok şaşırtmıştı ve çok güzel bir sunum yapmıştı. O da kendini biliyor. Siz nasıl öğrencilerdiniz? Kötü. Bazen de tembel, bazen de çok çalışkan. Matematik de kötü bir öğrenciydi. Fen lisede okudum. Lisenin son sene hep kafeyle gittim. Sabahlar otobüse şeye indik. Otobüse okula gidiyorsa, şöyle kafeye gidiyorsa. O zaman kahve git ya. Daha mantıklı geliyor. Sonradan notlar çok kötü oldular ve derse gittim tekrar. Ondan sonra bitirdim. Ama kafelerden farklı şeyler öğrendim. Ben çok ortalama bir öğrenciydim. Not ortalamam 2.30 falandı. Teorik derslerde nerd olarak her şeyi not eden veya kopya çekilen insan bendim. Tasarım derslerinde de çok parlak bir öğrenci değildim açıkçası. Sonradan geldi. I was a very good student. I was a front row girl. I attended every class. I never missed a class in my entire undergraduate or graduate career. I was that kind of a student. Çok enteresan. Bizim zamanımız 5, ilkokul 3, ortaokul 3, lise şeklinde bir sistemdi. Benim mesela 5 artı 5 artı 3. Ortaokulu düşün 5. Değişik bir ortaokul hayatım oldu. Hiçbir zaman böyle 3.5'lar, hayanırlar, o şeyde uçuşuyor böyle havalarda, öyle bir öğrenci de olmadım. O zamanlar tanıyan insanlar beni daha eskiden Bilkent'te, daha sonra öğretim görevlisi akademisi oldum. Çok şaşırmışlardı gerçekten. Gerçekten diye. Yani. Hatta espriler yapıyordu. Bilkent ne hale geldi yani gibi ama... Ortalamam çok kötüydü. Sonra yani açıldı. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Buradan öğrencilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hiçbir zamandan vazgeçme. Kendinin idealle. Dene. Hiçbir zaman da deneme bırakma. Maillerimizi okursanız çok seviniriz. Öncelikle ben bu konudan çok müzdaribim. Buradan yetkililere sesleniyorum. Hiçbir şeyi sırf kişisel gıcıklığımızdan dolayı yapmıyoruz. Deadline'larımız, assignment'lar, şunlar bunlar. Yani hiçbiri benim kişisel kendi tercihim değil. Ben bazen maillerin arasına öyle şeyler yazıyorum. Patatesin kilosunu şu kadar, işte bilmem kaç lira olmuş bu arada, haberiniz var mı gibi bir şey. Evet, mailin tam ortası. Yani 50 kişidir bizim sınıflar, evet. Yani 3 kişi falan dönmüş. Hocam patatesin kilosundan bahsetmişsiniz ama konuyu anlayamadık diye. Bence unicornlar vardır yazmışsın. Bir kişi geliyor, iki kişi geliyor. Yani buradan evet 24 Kasım'da bir öğretmen olarak mağduruz. Yoksa mail atma şeyi değiliz. Yani böyle bir hani şeyimiz yok. Bir kişisel bir zevkimiz olabilir mi ya? Hadi mail yazalım. It's very distracting to me when I'm up there trying to teach and I see my students on their phones checking their messages. It just makes me feel sad because I'm like, I'm trying so hard to make this interesting and engaging and I'm not a screen, right? I'm a human being and I would really like you to listen to me. Allah aşkına geç gelmeyin şu derslere. Bir de asmayın lütfen. Çünkü ben hazırlanıyorum, böyle heyecanlanıyorum. Bir bakıyorum sınıfta 3 kişi var. Hiç keyifli olmuyor. Tek isteğim o yani. Kanala abone olup tıklarsanız seviniriz. Bu tip videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız. Radyo Bilkent takip edin.